bağlantılı. Şu aşağı çadır kurulması yok. Yardım var ama hiçbir yardımı gönüllüler yardım ediyor sadece. Gönüllü halktan yardım var. Devletten bir yardım yok zaten. Afet'i gibi hiçbir şey istemiyor. Herkes ki daha fazla. Çok fazla ya da hemen adam. Kavu yapmıyor. Hakim etmemize bile müsaade etmediler. Yani bunu bize bıraksaydılar şu anda orada bir tane taş kalmamıştı. Buna bir kadına demedi bir yardım ediyor. Yani buna polis yıkmışlar. Buraya yardım ekibi yıkmamışlar. Biz buna karşıyız. Biz şu anda Adıyaman Gölbaşı'ndayız. Burada da çok büyük bir yıkım var. Hemen hemen her sokağın başında onlarca bina yıkılmış. Biraz önce de halktan aldığımız bilgiye göre de gerçekten çok fazla bir can kaybı var. Tamam geç yalanın varın dolanın tüm halkı kapının o tutuş idadı halkı dövüm ben geçtiğine her dereden geçtiğine valla bırak ki valla kebi dem çünkü siz çar günde tamam hiçci kadar ya bırak dedim yalanı dolanı zengini ve bu batan ya ve para dosyanın dokunu onlardan fakir o fakir fakirin adamı kuyu. Her yerde ekip var. Sağdaki ekip olan yerlerde gösteriyor birkaç tane bina. Diğerlerde ne ulaşım var ne kimseyi var. Ne gelen var ne gelen. Peki burada şu ana kadar bir yardım gelmedi. Su var mı? Şu anda suyum var yok. Çadır yok. Bilet ateş şartıyor. Gece sabaha kadar ki ateş şartıyor. Yani doğru düzgün daha böyle bir tane bahane bile gelmedi. Bilet kendi akrabası varsa tabii bir şekilde gelen varsa yanında bir şeyler almış da gelmiş de getirmiş de. Başka türlü hiç kimse buraya ulaşmamış. Söylesin ki gelmiş yazılmış. Abi burada dolaşın. Abi burada bak. Herkesin akrabası yakın. Yakın akrabalar. Gelmiş yanında bir şeyler almışlar. Yollar gelmiş. Yollar kapalı. Biz
en iyi organize. Abim şimdi geldi. Balıkesir'den geldi. 40 saat yolda kaldı. Ya karede yollar açmıyorlar. Yardım geldi. Kemçede hala yolda. Şatır'a gidecek. Yardım geliyor. Aralarda bir şekilde kendini yetiştiriyorlar, getiriyorlar. Ama bizim köyde olmadığı köyde hiç şey yok diyor. Kimse gelmiyor oraya. Bir tane operatör gelmedi buraya. Halk hepsi kendi imkanlarıyla, çabalarıyla. Televizyonda diyorlar biz her tarafta kapadık. O televizyonda dün 3-4 saat arasıydı. Saat 3 arası. Bir çözüm. İşte 2 kapı, 3 kapı. Önver. Önver. Yetiştiremiyor. Önver. Şurada kaç kişi? Burada 7 kişi var. 8-9 kişi. Biz kendi çıkartıyoruz. O da Gaziantep'de bir arkadaş geldi. Bir arkadaş geldi. Bir arkadaş geldi. Ne ilaçın var, ne elektrik var, ne su var. Bak burada su içilecek su yok. 3 gündür burada sokağa dışarıda kalmış. Misafir dışarıda gelmiş. Yanıma geldik. 3 gündür köpek bağda durmadı. Çoktan buradan yardıma geldik. Bir köy burada aşağıdaydı. 50 saat çoğunluğunda buraya varabildik. Hiçbir hizmet yapılmadı ve hiçbir imkan bize sağlanamadı. Tüm imkanlarıyla haklı. Saatlerce Aksaray garajında saatlerce... Dışarıda da çok halk geldi yani Allah razı olsun. Aslında çok yardım etmek isteyenler var. Bırak kendisi yardım etmiyor ama yardımları da engelliyor. Yardımları da engelliyor maalesef. Ya bana la buradan da ne? Bütün yıl abi ne indir ha? Açalım gel. Bu işte başını boşaltalım işte. Arası baba gördü. Baba ne güzel. Bir tane de bir şey var. Az olabilir ya çok üzgünüz gerçekten. Nasıl ama da? Elimizden geldiğince size yardım ulaştırmak için çaba sarf ediyoruz sesin olduğu. Yani ama 4.5 olmuş. Annem cezaevlerinde şu anda hiçbir sorun yok. Biz aradık dediler ki hepsi iyi. Bir sorun yok inşallah. Ciğerlerim daha bizde. Ya biz şimdi her yerden organize etmeye çalışıyoruz. Engelli ediyor ama yine çaba sarf ediyoruz. Şu anda bazı yerlere ulaştık. Ya geç oldu farkındayız ama biz de nerede olduğunu tespit edemiyoruz. Yani resmi belirler de yok. Yok yani. Onun için biz elimizden geldiğince buralara ulaştırmaya çalışıyoruz. Adıyaman'a İtlaiye bir kısım gitti. Burayı da zaten söyleyeceğiz. Gerçekten çok felaket bir tablo var. Ama yani insanlar dayanışarak ellerinden geleni yapıyorlar. Hepimiz yalnız değil. Bu kadar tespiti yok. Ben değil bu. Şuradan geri gelip pazar çıkarttım. Ne
Yusuf yaşıyor. Ben sana kadar yardım olsa biz Yusuf'u kurtarırız. Burada. Antalya'da bir arkadaş yok. Bir arkadaş mı? Yani güzel bir sıcak bir arkadaş. Ne ulaşım var, ne elektrik var, ne su var. Bak burada su içilecek su yok. Üç gündür burada soğukta dışarıda kalmış. İşte misafir dışarıda gelmiş. Yanıma geldik. Üç gündür köpek bağda durmaz. Buradan ya. Öncelikle bu üç ilçe, yani Maraş'ın Pazarcık ilçesi, Antep'in Nurdağ ve İslahiye ilçesi ve bağlı Sakçagözü, Gedikli gibi köyler tamamen yok olmuş durumda. Aslında bu ilçelerin tamamı hasarlı. Yıkılan binaların altında enkazlar hala bugün biraz AFAD yetkilileri yetişebilmiş durumda. İki gün, yani 48 saatten sonra devlet olay yerine yeni geliyor gibi. Asıl 48 saatlik o önemli süreçte maalesef arama kurtarma çalışmaları yapılamamış durumda. Ve birçok insan hala enkazların başında yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. Bir taraftan yakınlarına ulaşmaya çalışırken bir taraftan da burada soğukta, açlıkla, yoksullukla boğuşuyor. Bugüne kadar insanlar soğukta doğal gaz olmadığı için, çadırlar kurulamadığı için insanlar bir tas sıcak çorbaya hasret kalmışlar. Ekmek yok, su yok, birçok ihtiyaçlarını karşılayabilir durumda değiller. Bir an önce bir defa arama kurtarma konusunda yetkili, bu konuda deneyimli insanların bir an önce zaman geçmeden buralara gelmesi ve bu çalışmaların hızlandırılması gerekiyor. Zamanla yarışılan bir süreçtir bu. Diğer taraftan da devlet buraya gelmek isteyen, yardım etmek isteyen yardımları da engelliyor birçok yerde. Birçok insan bu soğukta maalesef dışarıda yaşıyor. Ve bir an önce bu çadır kent, bu yıkılan ilçelerde çadır kentlerin kurulması, insanların bu soğukta korunması ve en temel ihtiyacı ekmek ve su gibi temel ihtiyaçların derhal karşılanması gerekiyor.